Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. YouTube videosu çek dediniz. En sonunda geldi soru cevap çekişimde. Yanımda Defne var. O bana soracak, ben cevaplayacağım arkadaşlar. Başlayacağız şimdi. Gel bakayım Defne'cik, gel. Merhaba. Ben de daha yeni ilk videomu çektim. Arkadaş o da az önce çekti. Evet, can sağ olsun. Kaç takipçi olmayı hedefliyorsun? Şu anlık... Yani şu anki hedefim 1 milyon. Sonra da daha da yükselecek. İnşallah. Daha önce ünlü olacağını düşünüyor muydun? Yani düşünüyordum arkadaşlar ya. Yani ben kafama koyduğum her şeyi yaptığım için yani bunu da yaptım yani. Diğer soruya geçiyorum. Geç. Nerelisin? Arkadaşlar ben Sivaslıyım artık, yani 100 kere sordunuz bana. Sivaslıyım arkadaşlar. Allah'a şükür Sivaslıyız. Diğer soruya geçiyorum. Geç bakayım. Tip mi, karakter mi? Tip mi, karakter mi? Şimdi arkadaşlar tabii ki de karakter daha da önemli ama yani tipi de sana göre olacak yani. Tipini sevmediğin biriyle de zaten kimse olmaz. Yani şu anki devirde zaten herkes tipe bakıyor. Yani karakteri evet. Kimse önemsemiyor. Ama ben karakteri de önemsiyorum, tipi de önemsiyorum. İkisini de önemsiyorum. Sevgilim var mı? Sevgilim yok arkadaşlar. İnşallah olacak bir gün. İnşallah. Arkadaşlar bu arada hastayım, sesim tam çıkmıyor. Bunu da belirtmek istedim. Neden bu kadar ironiksin? Neden bu kadar ironiksin? Can yazsana bir oraya, ironik ne demek? Benim okumam yok. Ne? Komik yani, komik falan. Abi sarışın mı, kumral mı, esmer mi? Ben ona cevap veremem. Arkadaşlar yani öncelik karakteri iyi olsun, huyu iyi olsun, yani kafamız uyusun. Sonraki hedef sarışın yani, net sarışın. Ben şu anda diğer soruya geçiyorum. Geç. Şu an çok garip bir soruya kaldım, onu sormak istemiyorum birazcık. Sor. Böyle. Hiç en yakın arkadaşının sevgilisine veya hoşlandığı kızı sevdin mi? Yok arkadaşlar, sevmedim. Ben o kadar karaktersiz değilim ya. En yakın dostumuzun sevgilisine yan gözle bakmam yani. En iyi anlaştığın kız arkadaşın kim? Defne arkadaşlar. Yani. Tamam, ben bu soruyu birazcık da kendim için soracağım. Tamam sor. Çünkü ben de bu konuda biraz mağdur kalıyorum. Defne ile aranızda bir şey var mı? Arkadaşlar Defne benim kardeşim yani. Aramızda da bir böyle şey yok. Böyle bir şey olamaz. Yok arkadaşlar, yani. Biz ekibiz. Bu dünyada en çok sevdiğin kişi kim? Arkadaşlar en çok sevdiğim kişi annem. Çünkü anneler her zaman farklıdır yani. Babadan falan da daha çok sever yani. Daha çok değer verir. Anneler kutsaldır arkadaşlar. Aynen. Anne yani. Burcun ne? Bekoş. Burcum yay arkadaşlar, yay. Aralık doğumluyum. Soruyorum. Sor bakayım gelsin. Kimleri kimler için satardın, kimleri kimler için satmazdın? Ya ikinciyi bırak ya, kimleri kimler için satardın? Arkadaşlar ben kimse için kimseyi satmam yani. Kimse için kimseye ben yanlış yapmam. Açıkçası. Yani bunu belirteyim. Yani satmak bana göre değil arkadaşlar. Ben yani bana birisi yanlış yapmadığı sürece ben o kişiyi satmam arkadaşlar. Unutamadığın bir ilişkin oldu mu? Olduysa anlat. Unutamadığım bir ilişkim. Ortaokuldayken olmuştu arkadaşlar ama sonradan unuttum yani. Bir 5 ay sürecinde unutmuştum. Yani onu da kapattım zaten. O 5 aydan sonra. Şu anda da yok arkadaşlar. Şarkı çıkartacak mısın? Ne zaman sabırsızlıkla bekliyorum şarkının çıkmasını. Arkadaşlar şarkı çıkartacağız. Ben, Can ve Kaan olarak çıkartacağız. 3 kişi. Şarkıyı şu an yani... Bayağı bir odaklanıyoruz yani, tekrar falan yapıyoruz, kayıt falan yapıyoruz yani, bayağı bir önemsediğimiz için yani bir 2-3 ay civarında çıkacak arkadaşlar. Yani şarkıyı da herkesin beğeneceğini düşünüyorum açıkçası. Yani çok güzel bir şarkı olacak. Yani bu kadar. Diğer soruya geçiyorum. Defne ile nasıl tanıştınız? Arkadaşlar Defne ile biz Holyfest'te tanıştık. Benim zincirimi gasp etmişti. Kolyesini çalmıştım. Öyle tanıştık arkadaşlar. Burnun estetik mi? Arkadaşlar artık bu soruyu 1000 kişi sormuştur yani. Arkadaşlar benim burnum genetik. Yani benim
ailemdeki herkesin burnu güzel olduğu için benim de otomatikman burnum güzel oldu. O yüzden ailemi çok çok öpüyorum buradan. Sevip de söylemediğin oldu mu? Sevip de söylemedim. Oldu arkadaşlar, oldu. Çok oldu yani. Pits ekibine birini daha dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Arkadaşlar, Pits ekibine şu anda kimse davet etmeyi düşünmüyoruz. Zaten yani şu an tamız. Tatile gitmek istediğin bir yer var mı? Hayal ettiğin bir yer var mı? Arkadaşlar, tatile gitmek istediğim yer Amerika arkadaşlar yani. İnşallah gideceğim bir gün. Yani şu anki yer orası. TikTok'ta en çok gıcık olduğun birinin varsa, en çok gıcık olduğun biri varsa ona ipucu vererek anlat. Arkadaşlar yani gıcık olduğum kişi çok. Yani İpucu vererek anlatsana. İpucu vererek anlatayım ben. Yok, yok burada sallamıyorum kimseye de. Çok var arkadaşlar yani. Onlar zaten bana gıcık oluyor. Ben de onlara gıcık oluyorum. Otomatik yani. Karşılıklı bir şey bu arkadaşlar. O yüzden belirtmiyorum kim olduğunu. Zaten onlar kendisini bilir. Sıkıntı yok. Vitaminsiz misin? Niye sürekli hasta oluyorsun? Arkadaşlar vitaminsiz falan değilim ben. Sadece bak şimdi ben hasta oluyorum. Tamam mı? Hasta olunca kendime çok 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 iyi bakıyorum yani. Bayağı yani kendime dikkat ediyorum. Ondan sonra hastalığım geçtikten sonra yani direkt tişörtle falan gezmeye tekrardan başlıyorum yani. Üstüme açık falan uyuyorum. Bugün yani kendime hiç dikkat etmiyorum. Bugün hava resmen eksi 30 dereceydi ve belki böyleydi. Sonra niye hasta oluyor, niye gelmiyor? Son soruyla devam ediyorum. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek sarma. De tavuklu pilav. İkisi arkadaşlar. İkisi. Yani arkadaşlar ben et seviyorum yani. Etçilim. Sadece onu belirteyim size. TikTok eskisi gibi sarıyor mu? Arkadaşlar TikTok yani şöyle söyleyeyim. Yani TikTok'u çok boş insanlar böyle gelmeye başladı yani. Gerçekten nasıl eski, eskisi yok, gibi şöyle değil. Şöyle şöyle yapan insanlar. Yani bunlar nasıl ünlü oluyor ben hala bunu çözemedim yani. Yani çok saçma. Aşırı saçma bir şey. Bu ne abi ya? Her gün yeni yeni insanlar böyle ünlü oluyor. Arkadaşlar yani çok böyle saçma insanları ünlü yapmaya falan başladı. Yani ben de anlayamadım. Emek vermeden bir şey yapanlar var yani çok saçma. Yani bunu söyleyip geçiyorum. Lisede yaşadığın en saçma şey? Lisede yaşadığım en saçma şey. Arkadaşlar ben hep durduk yere böyle şeye gidiyordum. Hep böyle disipline gidiyordum durduk yere. Bir şey de yapmıyordum yani. Disiplin yani. Disiplin. Hazır ama mısın? Var ya ne korkuyordum ya. Annemi falan çağırıyorlardı. Babamı arıyorlardı. Oradaki korku beni çok kötü yapıyordu. Ben de gerçekten. Niye çağırıyorsunuz ki bizimle? Abi harbisi niye çağırıyordunuz? Yok. Boş insanlar. Yok senin babanı arayacağım. Şöyle yaptım. Annemi Allah arayacağım. Allah. Ama diyordu da. Aramıyordu da. Korkutuyordular. Ulan var ya siz. Size buradan sesleniyorum. Hazır mısın bomba soruya? Hadi hazırım. Beko annenle video ne zaman gelir TikTok lütfen. Arkadaşlar ben annemi sosyal medyaya paylaşmam ya. Annemi kıskanıyorum ben. Annemi vermem. Okula gidiyor musun? Okula gitmiyorum arkadaşlar. Okulu şu an açıktan okuyorum. Böyle. Açık bence daha rahat böyle. Kafanız rahat oluyor ya. Stressiz çalışabiliyorsunuz. Abi Defne ile hiç büyük kavga ettin mi? Arkadaşlar yok. Defne ile hiç kavga etmeyiz. Defne benim canım yani. O yüzden ona biz bir kavga yapmayız. Bir ara bana kışkırtma yapmaya çalıştılar. Şu arka odada Kaan'ı bir dövdüm. Bir dövdüm. Arkadaşlar ben bunu kıyamadığım için buna bir şey demiyorum. O yüzden. Teşekkür ederim. Ben de sana kıyamadığım için bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar çok güzel de verdim. Yaşın kaç? Arkadaşlar yaşım şu an 17. Yani 18'e gireceğim. Takipçilerin sana neyi ifade ediyor? Arkadaşlar takipçilerim yani böyle beni seven insanları yani çok önemsiyorum. Açıkçası yani beni sevip bana edit yapan insanları veya böyle beni çok seven insanları ben de çok önemserim arkadaşlar. Yani sadece bunu söyleyeyim size. Yani takipçilerimi ailem gibi görüyorum. Boş vaktinde neler yapıyorsun? Arkadaşlar boş vaktimde Valorant oynuyorum. Can'la birlikte çok oynuyoruz yani. Gerçekten ben bunu kendi videomda da söyledim. Can yüzünden biz buluşamıyoruz. Ekipçe buluşamıyoruz. Hadi bak. Aynı yerde kalıyoruz. Diyorum kanka ben uyuyacağım. Yok kanka bir el daha, bir el daha, bir el daha, bir el daha.
Bir bakıyoruz saat olmuş sabah 8 yani. En sevdiğin şarkı. En sevdiğim şarkı. Arkadaşlar en sevdiğim şarkı yani ben çok yani çoğu şarkıyı seviyorum açıkçası yani. En çok sevdiğim de yok yani. Hep yani çoğunu seviyorum. Kim kimi daha çok tanıyor ekipte? Kim kim daha çok tanıyor? Arkadaşlar büyük ihtimal en çok Can'la ben birbirimizi yani daha fazla tanıyorduruz. Yani çünkü çok uzun zamandan beri her günümüz birlikte geçtiği için o yüzden yani onu belirtiyorum. Defne'yi 5 kelimeyle anlat. Arkadaşlar bekleyin şimdi. Çok trip atıyor. Her şey küsüyor. Dediğim dedik bir kız. Bir de yani bizi çok seviyor. Teşekkür ederim. Ay ben niye teşekkür ederim? Diğeri de yani nasıl desem yani her şey yani benim istediğim olsun yani. Hep böyle ben diyeyim, ben indim falan filan. Benim yani ben. Yani ben. Yani bir de grupta sanki erkekmiş gibi. Kızı elde sanki erkek gibi yani. Bu biz hepsi aynı şeyi söylüyor. Erkek muhabbetleri de yapabiliyoruz yani Defne ile. Defne'nin eski sevgilisiyle barışmasına karşı mısın? Defne'nin eski sevgilisiyle barışmasına karşı mısın? Bunu isim olarak söylemiş ama ben okumadım. Yani nasıl söyleyeyim? Yani arkadaşlar iyi biri ise yani kıza dar veriyorsa zaten sıkıntı yok ama kötü biri ise de yani biz buna karşı çıkarız arkadaşlar. Yani bunu belirtim size. Yani çocuğu tam tanımadığım için bir şey söylemiyorum yani. Yüzde falan gelmediğim için bir şey demiyorum. Tanısam söylerdim yani. Devam ediyorum. Adın çok, bu gerçekten çok karıştırılıyor. Adın Berk mi, Berke mi? Arkadaş adım Berk yani. Bak herkes Berk'i deyip deyip duruyor ama Berk arkadaş bak. Berk. B-E-R-K. Evet. Sadece Berk. Geçen bir tane kız beni durdurmuş. Devin abla nasılsın dedi. Ben de iyi bebeğim sen nasılsın dedim. Berk abiyle işte videolar daha fazla gelsin falan dedi. Ben de durdum Berk'e kim, Berk'e kim. Devam ediyorum. Motor mu, araba mı? Arkadaşlar bak. Motoru çok seviyorum tamam mı? Yani motoru kullanmayı, etmeyi falan ben çok seviyorum. Ama motor çok tehlikeli arkadaşlar. Yani ben bir kere motordan düştüm. O günden beri benim motor zevkim kaçtı yani. Ama çok büyük yani düştük. Can'la birlikte düştük hatta. O yüzden arabayı ben daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Yani daha çok kullanışlı yani daha güzel araba. Araba zevkim daha fazla. Son soruyu soruyorum. Sor bakayım. İdeal tipin ne? İdeal tipim ne? İdeal tipim... Köfte dudaklı, hokka burunlu. İdeal tipim gözlü. Sarışın abi. Sarışın kız. Yani sarışın deyince bitiyor benim ideal tipim. Peki o zaman niye sürekli kumral kumral diye paylaşıyorsun? Ya. Ya bazen kumral oluyor, bazen sarışın ama yani sarışın evet. Yani daha çok çekici geliyor. Hatta bu son soru olmasın çünkü bir tane daha güzel bir soru gördüm. Bu tamamen son soru olsun. Sosyal medyaya nasıl başladın? Arkadaş sosyal medyaya ben nasıl başladım? Yani ilk böyle insanlara böyle düet atıyordum. Sonra böyle dedim ben bu içeriği değiştireceğim. Öyle farklı farklı şeyler çekmeye başladım. Sonra bir anda bir takipçim artmaya başladı. Yani beni insanlar sevmeye başladı. Ben dedim ki bu kadar insan beni seviyorsa ben bunu devam ettiririm dedim yani. O şekilde devam ettirdim. Tamamdır. Bu kadardı. Yani arkadaşlar bu kadardı videomuz. Yani sonunda çektik ilk videomuzu. Yani diğer videolarda yani vampir köylü falan filan vlog falan çekeceğim yani güzel içerikler gelecek. Abone olmayı konuşamadım. Abone olmayı unutmayın. Yukarıda Defne'nin hesabını bırakacağım. Onu da takip edersiniz. O da bugün çekti videosunu. Evet ben aynı de şimdi, daha yeni yani... bu koltukta çektim. Tabii benim oturduğum yerde Can vardı. Birazcık zorlandım. Yani bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi takip etmeyi unutmayın. Tekrardan sizi abone çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.